Bir gün spordan ben Onni Kazinyan, değerli takım arkadaşı Müslüm Gülhan'la huzurlarınızdayız. Efendim, her şeyden önce takım arkadaşımın çok önemli bir eseri var. Tabii çok eseri var ama bu son kitabını size takdim etmek istiyorum. Bol içerikli, çünkü çalışırken biraz yanında kopya çektim. Henüz okumadık, yeni çıktı daha. Derler ya, dumanı üstünde. Efendime söyleyeyim, futbolun panteonlarındaki tanrılar, tam Müslüm Gülhan hocama yakışır. İçinden 4 saat düşün, bu ne, bu ne, bu ne diye düşün. En az 2 kere okumalısınız. Çok değerli, çok emek verilen bir kitap. Bunun tanıtımını yapma onurunu bana verdiği için çok teşekkür ediyorum değerli hocama. Onik Bey, ben teşekkür ederim. Hocam, hürmetler ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gerçi 4-5 tane daha kitabınız var en az, değil mi? Evet, 4 tane. En az 4 tane. Bu 5. oldu. Sanırım Maradona'ya benzettiniz. Keyifle hemen bugünden başlayacağım okumaya. Çünkü daha yeni geldi kitap. Baskıdan yeni geldiği için daha okumadık. Yoksa öyle bir ıskalamak gibi bir lüksümüz yok. Hayırlı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Engin tecrübelerinizi buralara ve bizlere aktardığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ve bunu baş kütüphanemizin baş köşesine koyuyoruz. Hocam, tekrardan hayırlı olsun. Efendim, Süper Lig'in 34. haftası bugün Kara Gümrük Antalya Spor maçıyla son bulacak. Son 4 haftaya giriyoruz. 35. haftanın sonrası kıyamet diyelim. Futbol kıyameti. Üst taraf alev alev, alt taraf alev alev. Bayağı bir sıkıntı var. Bu arada tabii Galatasaray Fenerbahçe'yi de peşine takarak rekorları egale ediyor. Resmen egale ediyor pozitif anlamda. Ama bir üçüncü büyük Beşiktaş da negatif anlamda rekorlara egale ediyor. Tarihinde böyle bir yani, durum yok herhalde. Birisi üst tarafı zorluyor, biri alt tarafı zorluyor. Yani dolayısıyla ters çalışan bir mekanizma var. Tabii onu da değerli Müslüm Hocam değerlendirecektir. Bu arada tabii bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü derler atasözlerinde. Bu arada Futbol Federasyonu Başkanı, sanki bu kadar skandalın sebebi bizmişiz gibi, biz yarattık bunları gibi gazete gazete gezip, tırnak içinde söylüyorum, yandaş gazeteleri de gezip, mesela niye gelip bir güne konuşmuyorsun? Çivi gibi iki soru sorsun Müslüm Hocam sana. Buyurun, bizim editörlerimiz çivi gibi sorular sorsunlar. Buyurun gelin. Yani ve kocaman kocaman yani... Boyundan büyük demeçler veriyor. Onları da size muhakkak soracağım. Hocam, bu arada İzmir'in incilerinden Göztepe nihayet 2 sezon sonra yani lige geldi. Dün tüylerim diken diken oldu. Ege'ye aşık bir insan olarak. Ay, Göztepe çok değerli bir kulüp. Hocam, çok her şeyiyle. Derinliği olan her kulüp. Şeyiyle. Mesela yani... öbür tarafta da benim Beşiktaş'ın, ya benim siyah beyazın bir kardeşi diye düşünelim, Altay. Buyurun hocam. Bir tarafta siyah, bir tarafta beyaz. Yani tabii Altay'ın içinde bulunduğu durum çok kötü. Evet. Kötü yönetim mekanizmasına sahip oldukları için bir türlü istenilen seviyeye gitti. Ama Göztepe bu tarihsel derinliğiyle beraber son yıllarda belki de lige çıkan, yani hepimizi çok mutlu edecek lige çıkan takımların başında geliyor. Geliyor. Evet. Bu çok evet. Bu çok değerli. Ve dolu dolu seyircisiyle. Seyircisi, ya evet. o şeye baktım, profillere baktım. Yani hocam, çocuklarını almış bir hanımefendi, 3 çocuğuyla maşallah dans ediyorlar, oynuyorlar. Tabii münferit olayları konuşmuyoruz. Mesela o Altay, Göztepe Altay maçında olanları da tavsip etmiyoruz. Ama onları da eminim ki içlerinde ayıklayacaklardır. Biliyorsun Göztepe şu anda Danimarkalılardaydı 2 sene. Sayın Mehmet Sepil'le görüştüğümüzde Mehmet Sepil beyefendi dedi ki 2 sene bilet veriyoruz. 2 senede bu takımı çıkaramazlarsa geri alırız demişti hocam. Ama... çıkardılar. Çok mütevazi gittiler. Şaşalı gitmediler. Hiç ortalıkta yoklardı. Hani ölü taklidi yaparak gittiler derler ya. Ölü taklidiyle. Bu arada ikincili kırmızı grupta 77 puan ile son Soma maçını da deplasmanda kazanan Ahmet Spor'da Süper Lig'e değil ama Lig 1'e renk kattı.
İnşallah çok. Süper Lig'e de gelirler. O bölge de çünkü futbola aşık değerli, bir bölge. O da bir değerli bir bölge. Ahmet Spor'u da kutluyoruz. Şimdilik boyları kısalınca artık yavaş yavaş. Hemen çok uzattım mı bilmiyorum ama hemen topu size atıyorum hocam. Hocam, Fener Galatasaray'a şampi diyebilir miyiz? Yani Galatasaray 4 puanlık farktan sonra kolay kolay buradan şampiyonluğunu vereceğini sanmıyorum ben. Fenerbahçe'nin oradaki tek bir avantajı vardı. 2 puanlık farkı koruyup oraya gittik. Orada alacağı bir galibiyetle şampiyon olmaktı. Fakat bunu puan farkını Sivas'ta bıraktıktan sonra Galatasaray artık bu süreçten sonra şampiyonluğu vermesi ya da olumsuz bir futbol oynayarak olumsuz bir skor alması çok zor gözüküyor. Çünkü kaç haftadır aynı şeyi söylüyoruz, devam ediyor. O takım bütünlüğü özellikle kaleciden başlayan Mısır'a evet. gibi bir kaleciye sahip olmaları. Ne karakter değil mi evet. hocam? 17 yani, maçtır gol yemiyormuş hocam. Yani 17 maç yememiş ligde, üst üste değil. 8 top kurtardı son maçta. Bitiyor bu da zaten. Ki skoru belirleyecek toplardı bunlar. Yani onlardan biri gol olsaydı belki daha farklı bir maç seyredebilirdik. Defans bütünlüğüne bakıyorsun, orta saha, forvet, kaleciden santrofor, Icardi'ye kadar, kulübeye kadar hepsini topladığın zaman ciddi bir bütünlük ortaya çıkıyor ve ciddi bir kalite ortaya çıkıyor. Bunu eleştirebilirler. Bu söylemlerimizi çünkü yanlış anlıyorlar. Biz sadece sahanın içindeki olaya bakıyoruz ve oradaki gelişen olaylar neticesinde bir yorum yapıyoruz. Ama oynanan futbolun ve oyuncu kalitesi üzerinden ortaya koyulan değerleri de burada bir şekilde anlatmak lazım, izah etmek lazım. Çünkü bunlar aynı zamanda hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin hem de Trabzonspor'un oynayamadığı ya da yapamadığı değerler üzerinde de bir karşılık veriyor. Bu karşılığı da üst üste koymamız gerekiyor. Çok eğer doğru. futbol içinde kalacaksak ve futbolun içinde değerlendirme yapacaksa. Galatasaray konuda bence çok diğer takımların önünde. Geçen seneden başlayan süreci bu sene devam ettiriyorlar. Üstüne koyarak devam ve eksikliklere ve hatalara rağmen üstüne koyarak devam ediyorlar. Buradan da yine iyi bir sonuç alıp Şampiyonlar Ligi olsun daha sonraki senelere iyi bir yatırım yaparak devam edeceğini düşünüyorum ben. Hocam şöyle bir şey arz edeyim. Fenerbahçe tarihi bir maça çıktı. Karşısında Beşiktaş. Tabii ki beklediğimiz Beşiktaş bu değildi. Bunu da söylemeden geçemeyelim. Bir Beşiktaş bekliyorduk. Ama seyirci baskısı, Sivas beraberliği, şampiyonluk, ondan evvel Panathinaikos, Olympiakos rezaleti. Üst üste böyle bir ikinci İsmail Kartal sıkıntıları, içeride kavgalar falan filan derken bıçak sırtı bir maça çıktı. Yani Fenerbahçe'de bu galibiyetle en azından tünelin ucunda bir ışık olduğunu gördü. Kopmadı. Ya yani orada şöyle bir şey var. İki takımı ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Onu Beşiktaş'ı değerlendirirsin. Yok. Onun... Fenerbahçe için şöyle bir şey var. Fenerbahçe'de bu kadar yüksek kalibreli oyuncuları alıp sezonun son 4 haftasına geliyoruz. Hala konuştuğumuz şey Fenerbahçe takımının nasıl top oynadığını ve nasıl top oynaması gerektiği üzerine. Olmayan bir şeyi çünkü konuşuyoruz. Bir sezon buydur İsmail Kartal bunu başaramadı. Oynattıramadı. Şimdi mesela İsmail'in sakatlığını düşünün Önlük Bey. Evet hocam. Sakatlanıyor, oyundan çıkıyor. Siz stoper değiştiriyorsunuz. Artı 3 Türk futbol konseyinden evet dolayı. Stoper bak dünyanın hiçbir yerinde. Başka da stoperin yok elinde. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde bir teknik direktör maçtaki kural nedeniyle ya da farklı bir nedenden dolayı tandemdeki oyunculardan birini değiştirmez. Mert Hakan oyunda elinde var, koyarsın orta sahaya Mert Hakan. Mert Müldür oyunda var, koyarsın ama ne olursa olsun o tandemdeki ikiliyi değiştiremez. Bu antrenörlük kurgusu içinde kabul edilebilecek bir şey değil. Evet hocam. Bu çok büyük bir hataydı. Birincisi bu. Diğer bir hata, İsmail Kartal hala oyuncular üzerinden bir beklentiye gidiyor. Ve bu beklentisine cevap alamadığı zaman panik yapıyor. O panikle beraber de yanlış kararlar veriyor. Ve sürekli aynı şeyi deneyip sonuç almaya çalışıyor. Aynı şeyi deneyip farklı sonuç beklemek mümkün değildir. Ve sene başından beri bunu yapmasına rağmen ortaya çıkan çelişkilere bir çözüm bulamadı. Ve oyuncuların ayaklarına kaldı. Yani Tadiç, İrfan Can, Fred ve Dzeko. Baktığın zaman baş sahayı ben oraya koymuyorum. Bana göre takımın dışında oynuyor. Kendini oynuyor ve yanlış da oynuyor. Fenerbahçe'nin oyun bütünlüğü içinde yanlış da oynuyor. Ama Dzeko ve şeye baktığın zaman Fred, Tadiç, İrfan Can bu oyunu force eden oyuncular. Hele hele baş sahanın attığı goldeki Fred'in pası, Tadiç'in indirdiği pozisyon. Yani tam iki tane ustanın
kör noktaya topu bırakıp Başsoy'a gol attırması. Başka bir şey değil. Bireysel yeteneklerden kaynak. Ama oyunun bütününe baktığın zaman 9 kişi kalan Beşiktaş'a karşı bir üstünlük kuramadığı gibi Beşiktaş neredeyse beraberliği sağlayacak pozisyonlar bile yakaladı. Ki hocam, o kadar kötü bir takımdan bakıyorum. Bir teknik direktör olarak size şunu sormak isterim hocam. Fenerbahçe kulübesi Galatasaray kulübesinin ilk katı. Performans açısından. Ama Okan Buruk bu kulübeden istifade edebiliyor. Koyduğu insanları orada oynatabiliyor. Ama Fenerbahçe'nin hocam şöyle bir şey. Çağlar, Mert Hakan, Ceko, King, Mert Müldür, Cengiz, Krunic bir de Serdar Dursun. Kulübede demek ki kulübeyi iyi çalıştırmıyor. Ya bir de kulübede şu da var. Yani takımın oyununa göre ve elinizdeki oyuncu profiline göre oyuncuları kulübeye koyuyor. İhtiyaç duyacağınız oyuncularla kulübede durmanız. Mesela Cengiz nasıl oynamaz ya? Ya Cengiz'in 15 milyon hocam. Evet, Cengiz'in sorunu çok basit artık Cengiz'i tutmak. O çözüldü. Yani soldan içeri girdiği zaman, kapattığınız zaman Cengiz'in bütün oyun bütünlüğü kayboluyor. İrfan Can öyle değil. İrfan Can hem içeri hem dışarı doğru zorladığı zaman pozisyonu siz teknik direktörsünüz. Çare bulmayacak mısınız bu iş hocam? Tabii ki bulacak. 15 milyon verdiniz hocam. Ha yani. Nasıl oynayacak? Bu şimdi sana verdim takımı ben. Kusura bakma sen teknik direktörsün diye söylüyorum. Ve sen takımı aldın. Bana bir de bir ton para harcattın. Tırnak içinde söylüyorum bunu tabii. Avrupa'da zaten bunu çözdüler. O çözülünce Türkiye'ye geldiği zaman o da basit artık. Ama bir şey düşün. Ters tarafa at, düz at, bir şey at. Yani ne bileyim ortaya at, bir yerde dene. Yani aynı şeyi, aynı hataları yapıp farklı sonuçlar alamazsın. Ya burada o kadar çok sorun var ki hani keşke tek sorun Cengiz olsa da onun üzerinden gitse. Ben yani biraz meblağ üstünden yürüyorum bu araya. Beşiktaş'ın da bunlar var. Tabii gelince anlatacağız tabii hocam. Yani mesela kim var? Samuel. Kim var? Ferdi. Bunlar zaten var. Efendim Ceko, Tadic, İrfan Can, Szymański. Bunlar zaten vardı. Fred, bunlar zaten vardı. Sen dışarıdan bir KDV almalısın, katma değer. Evet, kulübeden bir katma değer yaratmak zorunda. Bir tane değil, birçok tane. Yani hem rotasyon oyununda hem de maç içindeki değişkenliklerde i̇şte, o katma şimdi değeri. Gel de Okan Buruk'u burada göklere çıkarma. Fenerliler bazen bana size yaptıkları evet, istemiyor, bana da yapıyorlar ama şöyle söyleyeyim ya. Kolsuzdu ilk ikinci yarının başında Galatasaray. Sağ bekini satmıştı. Sol bekini zorla Roma'ya böyle gider ayak verdirdi. Yine sağ beki boş. Zaman zaman oraya çocuğu çekti. Neydi olan kanat? Erkan. Kaan Ayhan oynadı. Kaan oynadı. Öbür Kaan tarafta Berkant, yani, Kazım oynadı. Ya Berkant adam İtalya'da süre almadan geldi oynadı. Yani şeyde değilim hocam. Yani düşünebiliyor musunuz? Kandırdılar Okan Hoca'yı. Sana transfer yapacağız dediler. Gittiler Aurier getirdiler. Adam ortada yok. Allah'tan gittiler ikincilikten Bundesliga 2'den getirdikleri sol bek Köln. Yani o enteresan bir çocuk. Yarın öbür gün de iyi paraya gider. Yani şimdi Ndombele'den verim alamıyor. Zaha'dan alamıyor. Zaha giriyor çıkıyor. Şimdi Tetesi boş çıktı. Hacim canı istediğinde yani. Ama şimdi Icardi Hacim'e baktığın zaman çok farklı ve çok kaliteli oyuncular. Hocam orada bir enteresan adam var be. Mertens. Hocam ne diyorsun be? Senin oyuncun. Hocam ne? Hocam var ya bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi Galatasaray'a geleceğiz tabii de. Ya hiç mi adımlamanı yanlış yapmasın? Evet. Yani o korner çizgisinde ne yaptı biliyor musun? Çocuğu bloke etti. Ayağını gösteriyor çekiyor. Tut. Korner kazandırdı ya. Sonra geldi. Şeye taktı ayağını. Pozisyon yarattı. Gol yaptırdı. Yani şimdi bir karakter. Bak Ceko da aynı karakter. Fenerbahçe'de Ceko'nun bu hafta oynamaması büyük bir kriz. Kabul edilecek bir şey. Onun altında bir şey var. Evet, çıkacak. Futbol dışında başka tabii, bir şey tabii, var. Tabii bir şey var. Evet. Şimdi hocam teknik direktörlerin kaderi budur. Futbolcu cin gibidir. Sizi hisseder ki bilginiz biraz zayıf. Çat oynamaya başlar değil mi hocam? Futbolcu şöyle değerlendirin. Bir, yaptırdığın antrenman. İki, uyguladığın taktik. Üç, sahanın kenarındaki yaptığın coachinglik, değişikliklerle, maça müdahalelerle falan. Şimdi buralarda bir zafiyet ortaya çıkarsa futbolcu da ne yapıyor bu der. Evet, saygınlığını kaybedersin. O zaman inisiyatif almaya, ele böyle çok yüksek kalibreli oyuncular inisiyatif almaya kalkar. O zaman da bu inisiyatif içinde sen çatışma ortamı yaratırsın. Kendi iradeni ortaya koyma. Halbuki iraden zayıf kalıyor. Yani bilgin zayıf kalıyor orada. Hocam. Bu yardımcıları da çok zayıf görüyorum. Evet. Yani hep örnek veririm. Bak Guardiola'yı örnek veririm. Yanında bir yaşlı teknik direktör. Ne diyorsun hocam? Hiç kalkmaz yerinden. Ama Guardiola bütün maç boyunca yanında konuşur onunla. Onunla konuşur evet.
Çünkü sürekli konuşulundan. Okan Hoca da aynısını yapıyor yanında. Ya gideceksin bilgi almasın eğer senden daha donanımdaysa. Zaten öyle olmak zorunda yardımcı hoca. Sana çünkü sen maç içinde göremediğin şeyler var. Onları görüp sana vermek zorunda yardımcı hoca dediğin. Tabii hocam ya. Yani şimdi bu sene Fenerbahçe'ye tırnak içinde söylüyorum. Tabii bizi ilgilendirmedi. Yani yazık ettiler. Ya 4 puana buraya geldi. 4 puan öndeyken 4 puan arkaya düştü. Yani. Ya bu içeride Samsun'la berabere kaldı. Alanya ile berabere kaldı. Hocam 4 beraberliği var. Ya, Trabzon'a yenildi içeride. Evet, Trabzon'a yenildi. Bir de bu yetmedi gittin Sivas'a. Evet. Yani şimdi Sivas'ta tamam hakem hata yaptı yapmadı konuşmuyorum. Onu tartışmıyorum. Ay maçı oraya getirmek. Getirme. Allah Allah adam tamam. Ne yapıyor? 3 yapıyor. Alanya'ya baktı analiz etti 4 yaptı çıktı. Ay. Yani getirme. Şimdi bu her iki takımı da tebrik etmek lazım. Bu puanları topladılar, aldılar, gittiler. Bir de madalyonun ters tarafı var. Demin açılışta söylediğimiz gibi geriye dönüş var. Evet. 13 mağlubiyet, daha şimdilik 4 maç var bilmiyoruz. Bu hafta Beşiktaş Rize'ye gidiyor. Hocam size Beşiktaş topu atmadan önce ilk 45 dakika Beşiktaş topu ayağında özellikle izledik olanlarla beraber. Biraz istatistik onlar. Dediler ki 4 saniyeyi geçmedi top ayağımızda. 4 saniye. Hocam ilk yarı yaptığımız toplam pas 75. Hatalar da dahil. 75 hocam veteran takımı. Biz çıksak burada bizim editörler, reji, meji hep beraber çıksak 90 pas yaparız. Buyurun hocam. Evet. İstatistik olarak ben de bir şey katayım. Ondan sonra buyurun efendim. Şimdi biliyorsun bir takımın ortalama topa sahip süresi 54 dakika. Evet. 54 dakika Yomir'i böldüğü zaman hemen hemen 2,5 dakikaya yakın bir futbolcu topla oynuyor. Geri kalan 51,5 dakikada topsuz oynuyor. Topsuz oynuyor evet. Ama demek ki 2,5 yani 4 saniye bir takımda top kalıyorsa onu bir kişiyle ancak eşleştirebilirsin. Onun dışında biriyle eşleştirmen doğru mümkün hocam. Değil. Ya da iki kişiyle eşleştirebilir. Bu çok kötü bir performans bir takım için. Evet. Şimdi Beşiktaş'a geldiğimizde Hasan Arat yönetimi geldiğinde Rıza Çalınbay hocaydı. Rıza Çalınbay görev yaptığı sırada 7-8 oyuncu sakatken 5 oyuncu kadro dışı bıraktılar. Evet. Aldı yani Rıza Çalınbay'ın çalışma ortamının altını boşalttılar tabiri caizse. 7-8 oyuncu sakat, 5 oyuncu. Bunda kast arıyor musunuz? Tabii kesinlikle arıyorum. Rıza hocanın gitmesi için bir ortam yaratıldı. Yaratmak istedim. Yaratıldı. Bu kesin. Ondan sonra Avrupa'da istediğimiz hocayı getiririz diye açıklamalar yapan Sayın Hasan Arat, Hansi Flick üzerinden de gitti. Bunu hep söylüyoruz. Çünkü olmayan bir şeyi pazarlamaya çalıştılar. Evet. Terörleriyle beraber. Netice itibariyle Santos'a gittiler. Biz burada bunu eleştirdik. Santos'un bir takım. Dünya yıkıldı. Değil mi? Tabii. Siz de ben de eleştirdik. Çok tabii doğru hocam. Değil. Hayır. Şimdi derler ya doğacak çocuk belli olur. Şimdi şeyde konuşmayalım. Belli bu adam. Evet. Yani milli takım teknik direktörü 13 yıldır takım hocam çalıştırdı. 70 yaşında. 70 yaşında ve artık çağ dışı kalmış. Hayır, her gün antrenman yapıp her hafta maç yaptıracak bir performansı çok dışında. Buyurun. Ondan sonra buradan bir sonuç alınması mümkün olmadığı söylendi. Fakat ne hikmetse Mendes'le yapılan anlaşmalar gereği gittiler. Santos'la anlaştı. Onun dışında dedi ki fırsat transferi yapacağız dedi Sayın Arat. Fırsat transferi Avrupa'da transfer bittiği zaman Türkiye'de devam ettiği için o süreci oraya götürüyor. Avans kullanıyoruz. Avans. Evet hocam. Bu ne demektir? Düşük maliyetli olabilecek kalitesi yüksek oyuncular almak demektir. Fırsat transferinin anlamı budur. Fakat ne hikmetse Braga'ya sıfır maliyetli transfer olan, bonservisli transfer olan ve Varşova'ya 250 bin euroya Arnavutluk takımından. Evet, Arnavutluk'ta Tiran'dan gelen 500 bin euroya galiba 500, pardon. 500. Transfer olan iki oyuncuyu toplam bonservis bedelleri 15 milyon euro. Pardon, 3 artı 3'te daha koyduğun zaman 8 milyon artı biri de Arnavutluk parasını koyduğun zaman 19 milyon euro. Hı. Maaşları koyduğun zaman 41 milyon euro. Onik Bey. Evet hocam. 41 milyon euro para verildi bu iki oyuncuya. Ve hoca iki, hariç. Hoca yok. Tamam. 41 milyon euro bu iki oyuncuya para verildi ve çok üst düzeyde bir şey. Yani aslında bir Sayın Arat illüzyonist gibi davrandı. Yani olmayan yanılsama yaptı. Olmayan bir şeyi varmış gibi gösterdi. Yönetimde de aynısını yaptı. Bayern Münih örneği üzerinden hareket ederken karşımıza son derece arabesk bir Türk modeli çıktı.
Evet hocam. Ve neyin nasıl yapılacağını bilmeyen bir yönetim mekanizması ortaya çıktı. Ve trollerinin sayesinde ilk yaptığı iş de altta hemen bir troll örgütü kurma. Bunların sayesinde bir algı manipülasyonuyla hala aynı şeyi yapıyorlar. Koca koca insanlar var, tanıdığım insanlar var. Çok da üzülüyorum bunlar adına. Çok üst düzeyde makamlarda görev yapmış insanlar. O trollerin kendisinden çok çok az seviyede bir takım insanların, oradan beslenen insanların attığı tweetleri kullanarak bir algı manipülasyonu yapıyorlar. Bu çok üzücü bir şey. Ve bu troll ordusunu ben devam edeyim hemen. Şunu söyleyeyim, unutmayın lütfen. Unuturum diye söylüyorum. Bunu zamanı diye söylüyorum. Acaba ya bir yerden başlamak lazım mı diye düşünüyorlar. Şeyler bu dediğiniz insanlar. Şöyle bir şey. O neden biliyor musun? İlk defa muhalefet kimliğiyle biri seçim kazandı. Buyurun. Yani devam edin lütfen. 22 senelik, 23 senelik süreçten sonra ilk defa muhalefet kimliğiyle biri seçim kazandı. Ama buradaki sorun Hasan Arat'ın o muhalefet kimliğini kullanarak algı manipülasyonuna geldiğinde aslında muhalefeti dağıttı. Yani istenilen muhalefet gelmedik dedi ara. Beklenen olmadı. Çünkü beklenen olması için Süleyman Sabah Baba Hakkı ismi kullanılıyor fakat onların çok dışında. Onlarla aynı motivasyon içinde değiller. Evet hocam. Bunların dışında bir illüzyon yarattılar. Yani Hasan Arat bir illüzyon yarattı. Kendisi de bir illüzyonist olarak bu süreci hala devam ediyor. O yüzden o trollere ihtiyacı var. O algı manipülasyonu yapmak zorundaydı. Ya 4 ayda 3 hoca değişir mi? 3 hoca değiştirdiler. Gittikleri, aldıkları, yaptıkları transfere 41 milyon euro bir kalemde para harcadılar. Ya Beşiktaş 41 milyon euro bir kalemde para harcayabilir mi ya? Bunun karşılığı yok Beşiktaş'ta. Hayır, bunu harcarsan bile belirli karşılığını almak zorunda. Nasıl alacaksın? Avrupa kupalarına gideceksin. Oradan kazandığın para yaratacağın bir katma. Arkadan bir de söyleyeyim, Rize'de geliyor. Daha oraya geleceğim. Şimdi oraya geleceğim, daha sadece Rize değil. Netice itibariyle baktığın zaman 41 kalemde 41 milyon euro ile Beşiktaş farklı bir konuma gelinceğine, elimizde sanki Makalele ve Dözeli gibi bir oyuncu geliyormuş gibi algı yaratıldı. Evet, halbuki hocam, karşımıza çok farklı bir almışrati çıktı. Aynı şekilde şeye baktığınız zaman Foden gibi bir forvete yakın oyuncu zannediyorsunuz aldığınız oyuncuyu, Muçi'yi. Fakat 23 yaşında, gelişimi açık. Fakat çok kaliteli bir takımın içinde ancak bir şeyler yapabilecek standart bir oyuncu karşınıza çıkıyor. Evet. Musatiye diyor, yetenekleri ve donanımı daha iyi. Teknik görüşünüz bu görüş. Tabii tabii, kesinlikle. Şimdi böyle bir kadroyla beraber 9 puan fark varken 42 puana çıktı fark. Evet hocam. Ve Alanya'dan, Rize'den birkaç takım daha var. Onlardan daha, Sivas'tan daha fazla mağlup oldunuz. Tabii hocam. Daha fazla. Hemen size söyleyeyim. 12 kere Başakşehir, 12 kere Trabzon ve uçuruma bakın hocam. Birer kere de Galatasaray'la Fenerbahçe. Sen? Beşiktaş kaç kere? Seni 13 bu hocam. Daha 13. Da, 13 daha da var. Gidiyor daha 4 şimdi hafta. Bak, bu hafta Rize'ye gidiyorsun hocam. Bak şimdi oraya gideceğim. Rize Spor Beşiktaş'ı yenerse üstüne çıkıyor. Çıkıyor hocam. Alanya Spor Beşiktaş'ı yenerse üstüne çıkma şansı var. Var hocam. Kasımpaşa yenerse Beşiktaş'ın üstüne çıkma şansı var. Lig şöyle gidiyor. Beşiktaş, Kasımpaşa, Rize, Alanya. Tamam, şimdi bunları yenildiği takdirde bunlar üstüne çıkıyor. Tamam. Artı aşağıdan gelen Sivas olmak kaydıyla maçlarını kazan, o da çıkıyor. Sen 8. 9. 10. sıraya doğru gidersin. Hocam neyi çalışmışsın ya? Evet. Tamam mı? Yani var ya. Şimdi baktığın zaman böyle bir tehlike var şimdi. Evet hocam. Ha, şimdi böyle illüzyon yaratarak, algı manipülasyonu yaparak, insanları aşağılayarak, yorumlarla yüzleşmek yerine koca koca adamları da bu işin içine dahil ederek böyle bir şey yaratılmaz. Çok ayıp Beşiktaş için. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir dokunmam lazım bu konuya. Çünkü çok Musrati yüzünden çok yapıldı. Kuşa bak dendi bize Musrati'de. Şimdi herkes ıskaladı bu sene. Yani tamam, ama 1,5 senede gelip, 1,5 sene görev alıp, onda bu parayı harcadığınızda ve bir de takım da zaten kötüyken. Şimdi mesela Galatasaray 7 transferde ıskaladı. Fenerbahçe'nin ıskalarını da biliyoruz. Ama Beşiktaş hem kötü hem ıskalıyor ve ceçi alamıyor. Bir de 1,5 sene. Ondan ne şeyiniz? 9 milyona geldi. Evet hocam. Takıma katkısı. Tabii İnanılmaz hocam. Bu hocam şuraya baksana ya. 93-89 gerisilerde 58-52. Diğer oyuncular bonservissiz geldi. Evet. Tadiş bonservissiz geldi. Dizoko bonservissiz geldi. Tadiş senin kapından döndü hocam. Evet. Ve takıma katkılarına bak. Yani bonservissiz alınan oyuncuların takıma katkıları, senin bonservisle aldığın oyuncuların takıma katkılarına bak. Bir de El Musrati oyundan çıktığında dikkat ettim bir istatistiğe. 0 şut.
6 şut Fenerbahçe, 0 şut sen. Yani Müsrati'nin oyundayken veya oyunda olmamışken zaten fark etme. Çünkü o zaman da Jetson iki kişilik oynamaya başladı. Şunu kabul etmek zorunda. Şimdi bazı yine troller şöyle açıklama yapıyorlar. Zaten sakatlığı. Ya zaten sakatlığı varsa sen sakat oyuncuyu niye alıyorsun? Dizinden, evet herkes biliyor, dizinden sakattı. 3 ay top oynamadı. 3 ay sonra 2 maç oynadı. Birinde yarım oynadı, birinde tam oynadı. Oradan Beşiktaş'a geldi. Zaten belli oyuncunun sakat olduğu. O koşamıyor. Mücadele değil mi? Hava topu yok. İkili mücadele yok. Sadece aldığı pasları kenarlara oynayıp belki arada bir içeri, öne doğru top oynuyor. Musrati bu 14 milyon euronun altında ezildi mi acaba hocam? Hayır. Musrati burada en masum insan. Hayır. Musrati bırak. Yani acaba bir baskı mı oldu? Çünkü belki bir de şanssızlıkları var. Belki vicdani olarak bir başı. İlk yarı ilk maçta Fenerbahçe maçı mıydı? Galatasaray maçıydı. Kafayı da kendi kalesine attı. Hayır, şanssızlık şöyle bir şey var. Vücut abak. O şanssızlığı şöyle değerlendirme. Buyurun hocam. Vücut ağır. Hazır gelmemiş. Ve sakatlığı var. Kapasitesi de sınırlarını belli ve hataya müsait bir oyuncu. Evet hocam. Şimdi hataya müsait oyuncu kafa topuna çıktığı zaman yanlış çıkar. Hataya müsait oyuncu bir topu müdahale ettiği zaman oyuncunun ayağına ters basar, kırmızı kart görür. Jogging pozisyonda koşuyor hep. Hiçbir gün sprint görmedim. Yok. Hataya müsait oyuncu yanlış pas verir, kalesine gol olur. Hadi sana bir beyin fırtınası yapayım. Şimdi Türkiye'yi bilen El Neni. Değil mi? Evet. Arsenal'de kadroda. Arada evet. Giriyor 4 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Arsenal şu anda Premier Lig'in lideri. Ve kadrosunda. Al. Önümüz. Evet, kadrosunda. Evet, kadrosunda. Yani bu sezon bitince serbest kalıyor. Git, el sıkış, al. Kaç para? 14 isteyecek hali yok ya sende. Yani çok rahat. Geldi oynadı da burada. Yani al, ne fark edecek? Premier Lig'in şampiyon takımının yedek ön liberosunu almak varken. Şimdi ben de bunlara takılıyorum. Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Evet. Geçen gün Real Madrid maçını seyrettim, Arda Güler'in yaptığı maçta. Maçı yorumlayanlar şunu söyledi. Ben de takip ediyorum. Nacho'yu uzun süredir takip ediyorum. Evet, Nacho. Evet. Bu sene Real Madrid'den ayrılacağını açıklamış. Evet hocam. Şimdi Nacho Haziran'da şeyi bitiyor, sözleşmesi bitiyor. Evet. Şu andaki değeri 4 milyon. Yani onunla sadece kendisine para vereceksin. Bonservis parası vermeyeceksin. Şimdi ya Nacho gibi bir oyuncuyu almak var. El Musrati gibi bir kış transferinde Jovic dedin, gittin Olympiakos aldı işte. Evet. Olympiakos da bak nerede? Nerede oyun? Yani sen El Musrati'ye toplamda iki oyuncuya 41 milyon euro veriyorsun, sıfır maliyetli 3 milyona maaşla, 3,5 milyon maaş. Alacağın bir oyuncu var burada. Var şimdi takımı yönetmek budur. Yani takımı düşük maliyetle, yüksek kalibrede oynatabilmek budur. Gidip bu oyuncuları alıp geleceksin sen. Peki. Hocam şöyle bir şey. Son bir soruyla sizi Beşiktaş dosyasını kapatalım. Galatasaray'a geçelim. Çünkü övgüyü hak eden bir Galatasaray var. Beşiktaş camiasının için derinde de konuşulan bir konu var. Samet Aybaba ile Sergen Yalçın'ın arasında kara kedi mi var? Ya olabilir. Neticede şöyle bir şey de var ama bu sadece ben mesela Samet Aybaba'nın üzerinden gitmek de yanlış. Burada ben Başkan Hasan Arat'ın da bu işin içinde Sergen'e karşı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sergen Yalçın'la ilgili son geçen hafta bir soru soruldu. Dedi ki Sergen Yalçın'ı düşünüyor musunuz dedi. O da dedi ki şu anda bir takımda çalışıyor dedi. Takımda çalışan bir oyuncuyla biz evet. Çalışamam. Fakat arkasından Sergen Yalçın açıklama yaptı. Sezon sonu bıraktı. Bırakıyorum dedi. Bitti. Şimdi Sergen Yalçın çok akıllı bir insan. Hocam, İnanılmaz pratik zekası hocam var. Hocam zaten sağdan şimdi, bilirsin. Bu iş ben sağdan belli hocam. Bana göre şu anda Türkiye'nin yerli teknik direktörü olarak en kaliteli, en üst seviyedeki teknik direktörü. Yani evet. Her zaman bunu ben katılıyorum söylüyorum. Hocam. Her zaman. Ben de katılıyorum. Ve netice olarak Beşiktaş'ın içinde yetişmiş bir teknik. Evlat. Ama Mendes'le ve Ahmet Bulut'la yapılan anlaşmalar çerçevesinde Sergen'in oraya gelme şansı yok Hasan Arat olduğu sürece. Ama burada sadece Samet Aybaba üzerinden de gitmek olayı yanıltır. Kuşa bak derler. Kuşa bak derler. Buradaki bak bütün Beşiktaş'taki bütün kararların arkasında Başkan Hasan Arat. Muhakkak. Hocam. Yani, o 5 oyuncunun kadro dışı kalması bir de Hüseyin Bey. Hüseyin Bey. Tabii beraber İkisi. Hareket ediyorlar. Tamam hocam. Neticede bunların dışına çıkmak yanlış. Yalnız ben bir şey söyleyeyim. Ben de bu işleri biraz Beşiktaş'ı iyi bilenlerden sayarım kendimi sizin gibi. Kesinlikle. Yani yarın öbür gün Samet Aybaba alın atınızı verin tımarımı derse şaşırma. Şimdi burada zaten şöyle bir süreç var. Şimdi ilk önce oyuncular kadro dışı kalır bir kulüpte.
kötü gidişte. Sonra Fatura Teknik Direktörü gizleri. Genel sonra kaptan. Aşağıdaki yöneticilere de gidiyor. Böyle oraya gelene kadar. Aşağıdan yukarı böyle bir hiyerarşi vardı. Ama başarısızlıklar. Ama başkanlar da bu işlerde öyle, ne yaptı? Mesela Galatasaray'da da şimdi Sayın Başkan ne yaptı? Erden Timur'u öne koydu. Yani her halükarda. Bunlar hep şey böyle. Şimdi bunu bir tek Fenerbahçe'de Sayın Ali Koç yapmadı. Hep kendi yüz yüze yumruğu yiyor. Hocam bunu bir işi bilmediğinden. Evet. Kesinlikle. Ama ikinci kadrosundan muhakkak yapacaklar. Orası da karıştı hocam. Çok. Fenerbahçe'de şimdi, enteresan Şekip bir durum var. Divan geldi. Aziz Bey Aziz geldi. Bey Aziz Bey'in bir videosu var. İçine koyacağız. Aziz Bey bir divan toplantısına, yüksek divan seçimine geldi. Orada bir esti. Şimdi var bizde bu video. Koyacağız onu da şimdi şeye, görüntülere. Ve azarladı. Şeyi azarladı hocam. Divan adayını azarladı. Yani divan adayını sen dedi kardeşim ne karışıyorsun dedi. Sen benim dedi şeyime nedir ismi barıştırmaya falan. Ben seni tanımıyorum bile dedi yani. Bunları yapmayın böyle şeyler olmaz. Yani orada bir esti. Tabii şimdi tavı eline güç geçti. Saadettin Bey aday olursa ben aday olacağım demiş. Ama ben Sayın Ali Koç'un aday olacağına inanıyorum. Ali Koç bu süreçten sonra hani birini destekli çekilme gibi bir lüksüne sahip asla değil. Olmaz. Yani asla olmaz. O bitti. Ya aday olacak evet. Ya da Aziz Yıldırım aday olup evet. Şimdi oraya gelir. Galatasaray sevdalıları diyecek ki ya hiç Galatasaray niye konuşmuyorsunuz? Ya ne konuşalım adam komple bir takım neyini konuşayım? Metiyeler dizetse bıktık. Hayır. Dilimizde pelesenk oldu hocam yani. Fenerbahçe'nin bütün tartışması kamuoyunun önündedir. Tüm tartışmalar. Tabii. Galatasaray'ın tüm tartışmaları içeridedir. Tabii hocam. Dışarı hiçbir şekilde bir şey yok. Hocam. Bu bir politika. İkisi de. Yani Fenerbahçe'nin politikası herkes kendi grubunu ve kendine göre bir alan yaratıp bunu kamuoyuna sunmak ister. Galatasaray'da ise herkes kendi politikasını bir bütünlük içinde içeride tartışmaya çalışır. Ayrıca da çok doğru bir yere temas ettiniz. Galatasaray divanları hep kulübün yararına ne yapılacak diye tavsiyelerle geçer. Evet. Fenerbahçe'de biraz sansasyonel geçer. Bizde de muhabbetle geçer. Kulisler bunu sen daha iyi bilirsen hep dikkat alıyorsun. Kulisler divan toplantılarının kulisleri var ya. İnanır mısın? Hepimizin birbirini görüp sarıldığı yer. Oradan oraya görüşüyoruz. Evet. Sonra Galatasaray ne der mesela? Rivayi ne yapacağız? Arkadaşlar, Ali Samiye'nin eski yerini ne yapacağız? Stadı nasıl güzelleştireceğiz? Şuradan geliri getirirsek nereden arsa alırız? Galatasaray bunlara çalışır. Kesin. Bir de şey var, eğer ortada bir zarar varsa, özellikle Sayın Hayri Kozak bu konuda çok deneyimlidir. Tabii. O hemen dökümleri yapar, getirir, sayıları verir. Burada bu kadar zararımız var. Bu doğru değil. Dikkat edin. Dikkat edin, hemen. Hocam hemen. Bir de onların en büyük avantajı şu, hem ayda bir yapıyorlar... Ya bu 4 ayda bir toplantı nedir divan? Tamam divanı ciddiye almayabilirsin. Divan sizin için belki bir şey, Angarya gibi geliyor ama değil. Değil. Yani oradaki fikir yürütü. Seslere kulak. Ama fikri de yap. Ya evet. Fikri de üret yani. Oraya da çıkıp yani şimdi oraya laf olsun diye gidip kurabiye yiyip çay içmeye gelmeyelim yani. Şimdi neyse. Tabii. Şimdi bir de ne yaptılar? Burak Başkan'ı bir yılda aforoz ettiler. Evet. Baktılar ama ki o işte biraz tepeden de geldi. Siyasi bir yönü de var onun. Tabii o. Riva ve Flora projeleriyle ilgili tavizlerle geldi. Burak Bey'in orada şeyi vardı, çekinceleri vardı. Evet. Bu kabul edilmedi Ankara tarafından, siyaset tarafından. O yüzden Dursun Bey'le irtibat kurulup onun başkanı olması sağlandı. Hocam Simon Cooper'in dediği gibi futbol hiçbir zaman futbol değildir yani zaten. Başka Galatasaray'ın tabii bürokrasiyle ilişkisi çok kuvvetlidir. Yani sadece bu dönem değil, geçmişten gelen... hem derin yapıyla, derin devletle hem normal siyasi yapıyla her zaman bürokrasiyle ilişkisi çok iyidir ve orayı kullanırlar. Onlar da kendilerini belirli bir yere kadar kullanılmasına izin verirler. Böyle bir şeyi de var. Bu cuma günü var. Listeler veriliyor. Dursun Özbek Sayın Başkan tekrar aday. Ya, o başka biri çıkar mı? Ha? Yok. Çıkmaz bence. Mümkün de değil. Yani orada şu ortamda çıkmaz. Doğru da değil zaten. Evet. Şimdi Galatasaray'ın tabii ki övgüleri var. Mesela ben Barış Alper'e şey diyorum. Mbappe, yerli Mbappe. Biraz daha tabii ki pas ve fikir kafayı kaldırsa... Altyapı sorunu yaşıyor. Tamam hocam, haklı. Bak Kerem de altyapı sorunu yaşıyor. Bir yere kadar geldi kaldı. Evet. Şimdi ama ikisinin de, Abdülkerim'in de, üçünün de takdir edilecek bir yönü var. Yanlarındaki o Tudor oyuncuların onlara kattığı değerleri aldılar. Zaten hocam Barış Alper'i Mertens
Mertens, Icardi, Icardi, Kerem'i Icardi'ye getirdi. Abdülkerim'i en son bir yere getirdi. Tabii hocam. Ya bunlar çok kıymetli, çok değerli şeyler. Fenerbahçe'de işte bak Zeko, Fred, Tadiç gibi oyuncular var. Bunlar işte İrfan Can nereye geldi mesela? Tetiklediler. İsmail iyi kötü İsmail, belirli tabii, bir yere geliyor. Tabii tabii. Bunlar çok kıymetli şeyler. Sizin lafınızdır. Tudor futbolcular sizin kelimenizdir. Tudor futbolcular yanlarında oynatıyorlar. Kesin. Yani bunlar ama çok değerli. 2-3 tane karakter var ki yani söylemeden o göbek var ya hocam. Hep o Galatasaray evet. O göbeği iyi yapar hocam. O göbeğe hep iyi bir kalecisi var. İyi bir kaleci olur. İyi stoper. Tabii hocam. Yasin'den ortası. Ya Turgay Şeren'den Allah rahmet eylesin. Yasin Özdenak'tan ilk gollerini bilirsin. Bacak arasından yerdi Yasin. Tabii tabii. Sonra şey olurdu. Bir Nihat'ta ıskaladılar Yasin'in yedeğinde. Ya ara geçiş kaleciler tabii var hocam, ama. Tabii hocam. Simovic'ler, Kaygan'ler rahmetli oldu. Efendim çok söyleyeyim. Tabii daha neler var. Yani bu kaleci büyük bir kaleci ama. Çok. Yani hocam başka bir boyuta taşıyor tabii. Adana Demirspor bir taktik yapmış. Ukalalık yapmayayım yanında ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bir de saate bakayım da şimdi gidiyoruz. Federasyonda konuşup çıkıyoruz. Hocam Adana Demirspor orta sahada Balotelli'ye görev vermiş. Sahte 9 oyuna uzun top at. Hiçbir şey yapma. Ona çık diyor. 9'dan ona çık diyor. Oradan top uzun at diyor. Koşsunlar at. İkiden çabuk oyuncu koymuş kenara. Hocam onu çözdü ya Muslera. Onu çözdü Mustara hocam. Geldi liber oldu ya. Kaşları top kesti evet. Öyle ya. Evet. Bozuldu plan. Yani şeyin nedir ismi Hikmet Karaman'ın planı şuydu. Balotelli ortada birikecek, uzun top atacak, arkayı yıpratacak. Arkalarına düşecek top. Hocam onu bozdu. Bir de yani, tebrikler. Semih'in sakatlanması da çok etkiledi. Adana Demirspor'un stoperi kaptanıydı. Çok erken sakatlandı. Yalnız onda yani, Gravlion da iyi oynadı hocam. Onlar hep yan yana oynadı. Evet, evet, evet. İyi bir ikili oluşturuyorlar. O Semih evet. Bak 3 dakika. Bak Semih de belirli bir seviyeye geldi. Evet geldi. Yani. Aynen. Orada kimin dokunuşu artık? Montella mı dokunuşu diyelim? Hocanın dokunuşu mu diyelim? Samet Aybaba'nın dokunuşu mu diyelim? Orada 3 tane sağlam stoper çıktı. Şey takımın belirli bir seviyeye gelmesine tamamen Montella'nın tabii belirli etkisi bir olduğunu durulandı su. Çünkü bizim yerli oyuncular öyle bir kaygı taşımıyor. Evet, skor oynadıkları ondan zaten Hollandalı yerli hocalar skor oynadıkları için oyuncu gelişimine ya da oyuncunun belirli seviyeye gelmesiyle ilgili zaman ayıracak şeyleri yok. Nasıl diyeyim? Beklentileri yok öyle. Clifford şey. Montella ikilisi diyelim. Aynen, aynen öyle diyelim. Hocam açılışta da söyledim. Bayram değil, seyran değil dedik. 18 Temmuz'da olacak federasyon seçimleriyle ilgili Federasyon Başkanı sanki bütün sıkıntıları biz gazeteciler, medya, televizyon, seyirciler yarattı. Onlar bembeyaz kağıt sayfa gibi çıktı gazetelere tehditvari açıklamalar yaptı. Bunlar beni çok irite etti. Çünkü önümüzde bir dosya var. A4'e sığmaz yapılan sıkıntılar. Federasyon Başkanı bu konuşma cesaretini, bu konuşma bekleyip bu kadar hataya rağmen konuşma cesaretini nereden alıyor? Buyurun İki hocam. Tane yer var bana göre benim kişisel düşüncem. Bir, federasyon başkanlığını, adaylığını siyaset belirliyor. Tabii. Ankara belirliyor. Tabii. Neticede Ankara'nın belirlediği aday geliyor genel kurula. Herkes oy veriyor ve kabul ediliyor. Diğer bir husus, yine buna bağlı. İkinci değil de buna bağlı. Türkiye'de futbol siyasetin örgütlenme ve propaganda alanı olduğu için bu örgütlenme propaganda alanına bu kadar yüksek kalibrede insan sayısı, popülasyonu çok yüksek olmasından dolayı bu alanı yönetim mekanizmasını kimseye bırakmak istemiyor. Evet. Bu avantajı kullanmak istiyor. Bu avantajlar nasıl oluyor? Belediyelerden ve devletten ihale alan kişilerin evet. Servet transferiyle ciddi şekilde servet sahibi olan ve sermaye birikimine neden olan kişilerin buralarda kulüp başkanı olması sağlanıyor. Ve kulüp başkanı olduğu zaman da onlara sağlanan olanaklar kulüp içinde harcanarak orayı kontrol mekanizması haline getiriyorlar. Evet. Bak ikinci şıksa Ali Koç'un kötü yönetim mekanizmasından dolayı yaptığı hatalardan dolayı şu anda TFF'ye karşı eksik duruma düştü. İki tane şık var. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç kuvvetliyken özellikle Sivas maçından sonra zayıf duruma düştü. Şampiyonluk iddiası kalmadı. Bu bir kendi istediği şeyden, yabancı yani vardan. Bu düştü aşağıya ve TFF Başkanı bunu ama koz olarak kullanıyor. Evet. Diğer bir hususta ki o bir açıklama yaptı. Sayın Ali Koç dedi Suudi Arabistan'a da 19'u getirdi. Enteresan. Ve onu oynatacağını söyledi. Evet şimdi, buraya takıldım ben evet, ya. Şimdi demek ki orada. Nasıl duymadık bunu? Hayır orada bir sıkıntı vardı. Bunu ifade etmiyordu. Ali Koç'un pozisyonu negatife gelince hocam, açıklamayı Fenerbahçe'nin güç elde etti ve bunu açıkladı. Hocam 500 tane gazeteci vardı. Evet.
Yani oraya yani, götürmüş. Düşünüyor. Evet, hepsi oradaydı ama burada nasıl görmediler? Bu A takımı otobüse binmiyor mu? Bu futbolcular oteldeydi. Şimdi federasyon başkanı bunu kullanmak için bir ortam yakaladı. Evet. Tamam mı? Şimdi siyasetin atadığı başkanlarla beraber bunlar özellikle ikincilik, üçüncülükte ve çok kuvvetliler. Evet. Şimdi delegasyonun %95'i profesyonel kulüplerde. Evet. Şimdi delegasyonun %95'i... Alanya Spor hemen çıktı demeç verdi. Evet. Bu, oradaysa siyasetin atadığı başkanlar... Sen doğru. Transferinde, Ankara'nın gösterdiği adayın arkasına dizilirler. Bu kaçınılamaz. Çünkü iş adamı. İş adamı ve bravo. Mecbur Ankara'ya bağlı. İhaleyle tamam. Besleniyor. Tamam, oraya bağlı. Şimdi oradan imzalamayacak, kesinleştiği, istediği imzaları alamayacak Ali Koç. Buradan Ali Koç'un pozisyonu zayıfladı. Kendi konumu ne olacak? Başkan olup olmama Aziz Yıldırım devreye girip ki Ankara ile Aziz Yıldırım'ın da arası çok iyidir. Oradan oradan da fişek bir şey zaten. Girebilir. Tabii. Şimdi bunlar şeyin elini TFF başkanının elini kuvvetlendirmeye başladı. Şimdi elini kuvvetlendirince de Galatasaray'da içinde bulunduğu koşullardan dolayı TFF'yi destekliyor. Galatasaray bir sıkıntısı yok ki lider. Hayır. Şampiyonluğa lider gidiyor. Hem de yani istediği oluyor. İlişkileri zaten her zaman iyi olmuş. Her zaman iyi oldu federasyonlar. Tabii. İşte bunlar TFF başkanı elini kuvvetlendiren unsurlar ve buradan şimdi bir yeni strateji belirleyerek hareket alanına sahip şimdi. Çok doğru. Kulüpler Birliği'nde küçük bir azınlık hepsine hükmediyor diyor. Bak şimdi bu tehlikeli bir oyun. Yani Beşiktaş da var. Hayır işte onlara bir... Zaten Hasan Arat Koç ailesiyle olan ilişkileri, iş ilişkileri yani, Ali Koç'la ortak hareket etmek zorunda zaten. Şuraya bak ya. Enteresan olan şu. Saat de geldi diye şey yapıyorum. Ortada çirkin bir propaganda var. Adaylığım %50-50. Koltuktan güç almıyorum diyor. Ya kardeşim bırak git ya. O propaganda ya. Sen koltuktan güç almıyor. Ankara'dan bir aday belirlendiği zaman hemen affını isteyeceksin. Aralık belli. Aralık 29'dan beri sen Süper Kupa'yı oynatamadın. Evet, ne anlatıyorsun? Evet. Yumruklanmalar mı? Sağdan aynen, takım aynen. Çekilmeler mi? Hayır, Ağustos'ta oynaması gerekirdi. Orada mesela Fenerbahçe'nin haklı olduğu bir durum var. Galatasaray'ın en kötü durumundayken kupanın oynanması gerekiyordu. Ertelediler maçı. Bu çok kötü bir şey. Yani. Şimdi Galatasaray transferlerini yapamamış, hazırlanamamış bir konumda. Ama önceden belirlenmiş bir tarih var. Fenerbahçe'nin de hazır olduğu bir dönemde oynatmadı kupayı. Başka da bir şey söyle. Yani bu aslında Galatasaray'la olan bağının da bir şeyi, kanıtı. Ali Pala bıyık çıktı. Başkan Mehmet Büyükekşi'nin önüne gidiyor, hakemleri o atıyor dedi. Çıkın evet. Birinizle bir konuşun ya. Bir bağırın, bir çağırın. Aynen, ya. Aynen. Ne oluyor arkadaşlar diye. Ben ya. O da açıklama yapmıyor. Ben sadece bakıyorum diyor. Yani hiç futbolla ilişkisi olmayan. Ya sen ne anlarsın topta? Hangi hakemi nasıl atacaksın? Topun kaç santim olduğunu biliyor musun? Kaç gram olduğunu biliyor musun? Aynen. Evet. Hani biz biliriz tabii de şimdi şey yapmayalım. Ayıp olmasın. Değil mi hocam? 450 gram olduğunu biliriz. 71 santim olduğunu biliriz. Hocam emeğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Hürmetler ediyorum. Sağ olun. Tekrardan kitabınız için başarılarınızın çok devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Efendim yine bir Gün Spor'un sonuna geldik. Herkese iyi haftalar diliyoruz.